Önce 1 milyon liralık dudak uçuklatan fiyatı ve içindeki lüks donanımlarıyla, ardından da iade edilip edilmeyeceği tartışmasıyla gündeme oturdu. Benim bilgim olsa, haberim olsa ben derdim ki ya Mehmet Hocam sen ne yapıyorsun? Sen niye satıyorsun bir de o Mercedes? Ben olsaydım o aracı iade ettirmezdim diye. Al aracı kendin kullan ne olacak yani? Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e Diyanet Vakfı'nın bütçesinden alınan lüks makam aracı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında söz düellosuna neden oldu. Kaçak sarayı meşrulaştırmak istiyor aslında o söylemle. Ben kaçakta oturuyorum, çok lüks yaşıyorum. Bana bir ortak lazım diyor. Gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez aracın iade edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise lüks makam aracının geri verilmesi fikrine karşı çıktı. Elbette o araç iade edilecektir. Yanlış olduğundan iade edilmeyecektir. Ama ibreti alem olsun diye. Şu senin bineceğin veya bindiğin Mercedes'in fiyatı ne ya? Sen gazetelerin attığı haberlere, başlıklara ne bakıyorsun? CHP liderinin o lüks makam aracını seçim vaatlerinin kaynaklarından biri olarak göstermesine Cumhurbaşkanı'nın tepkisi sert oldu. Kaynaklardan bir tanesi o, 1 milyonu bulduk diyor. Ya bunlar şaklaban ya. Bunlar ekonomiyi falan yönetecek halleri yok. Diyanet İşleri Başkanımızın ibreti alem olsun diye iade etmesi. Herhalde benim için söylemiyor bunu. Vatandaş için de söylemiyor. Kim ondan ibretlik dersi alacak? Lüks yatafat içinde yaşayanlar. MHP'den lüks araç tartışmaları ile ilgili yorum Meral Akşener'den geldi. 1 trilyonluk bir arabaya binmeyi hakkı görebilir. Ama benim vergimle haram zıkkım olsun.